Evet. Şimdi şöyle yapalım. Bora konuşamadığı için burada çıldırıyor. Onun da mikrofonunu yapacağız. Mert'in, biliyorsunuz sevgili seyirciler, Acun abinin ayak tenisi hastalığı var. Bayılıyor. Burada Acun Medya'da biliyorsunuz, belki bilmiyorsunuz ama ayak tenisi sahası var. Çok sever. Acun abi böyle iddialaşmayı da çok sever. Benim de ona karşı kaybettiğim iddialar vardır falan filan. Onlara çok girmeyeceğim. Ama Acun abi dedi ki bir takım çıkarın. Çünkü yarışmacılar Acun abiye meydan okudu. Bir takım çıkarın dedi, oynayalım dedi. İlk maçı Sercanlarla yaptılar. Acun abiler kazandı. Sonra dedi ki tekrar sizle oynamayalım. Gönüller takımı da bir takım çıkarsın. O iki takımın galibiyle tekrar oynayalım dedi. Ama bu sefer Sercan'ın kurduğu takımda Mert de oynamak isteyince ufak bir atışmaları oldu. İşte o anlar geliyor, ardından buradayız. Mert'le de küçük bir tartışmamız oldu. Tartışma da demeyeyim aslında. Büyük ihtimal o yanlış anlaşılma diyor ama bazı konularda manipüle etti beni. Çünkü ben de oynayacağım havasına girince normal zevk yaparak yaptığımız maçlarda aslında ben Mert'le oynamak isterim. Çünkü Mert de şöyle bir şey anlamış. Benim beni görmeden nasıl anladınız falan. Aslında ben top tekniğini az çok anladım. Biraz top oynadık böyle. Onu anlatmaya çalıştım ama o farklı anlamış. Top tekniği kötü. Ayak tenisiyle alakalı ya, ayak tenisiyle ilgili söylüyor. Gördüm tabii. Top sektirişinden ben. Bana göre kötü. Bir top tekniğini iyi olan bir futbolcuyu ya da oyuncuyu ayakkabı bağlayışından tanırım. Ben diyorum bu ki, kadar da egolu konuşuyorum. Bana göre kötü değil. Ben diyorum ki bana göre kötü değil. Ben çıksaydım yenerdik diyorum. Aynı şey de. Hayır abi, ben katılmıyorum. Bir kere de söylerim. Ya o zaman bana kötü diyorsun ben. Hayır. Değil mi? Hayır. Nasıl ben gidiyorum? Her şey hayır diyor ya. 2-0 öndeyken, 2-0 öndeydik. Sercan'dan çok daha iyi topçularla da halı sahada oynamışlığım vardır. Yani topu sadece futbolcu olduğu için o bilmiyor. Ben de çok iyi bilirim futbolu. Onunla alakalı bir gerginliğimiz oldu. Ben gayet normal bir şekilde benim futbolumu eleştirmeyin dedim. Çünkü benim burada nasıl oynadığımı görmediniz. Kum sahadaki Survivor kurallarıyla oynanan halı saha veya sert zeminde oynanan futbolla alakası olmayan bir oyunda gerçek futbolun ne olduğunu ben gösteremedim size burada kum sahadakini. Baz almayın dedim. Ben de sinirli yapıdayım. Ben de panik atan böyle şeyim. Abi ben sen kötü yani. Topçusun desem peki sinirlenir misin? Çünkü topçuyum ben. Hayır. Ben sana kötü oyuncusun desem sinirlenir misin? Evet tabii. Tamam. Aynı şey işte, onu demek. Mesleğimize karşı. Hayır, ne alakası var? Senin mesleğin futbolcu değil. Hayır, böyle. Ben bir şey iyi yaptığımı düşünüyorum. Sen de benim iyi yaptığımı düşündüğüm şeyle alakalı hayır kötüsün diyorsun ki ben bunu görmeden... Top tekniğin kötü. Oynadık abi. Hayır, oynamadık bir mı? Tane. Top tekniği ya, biraz da oynadınız ya. Sert zeminde, bir dakika. Sert zeminde halı saha maçı yaparız. Ayak futbolu yaparız. Yenilirim. Ben de o zaman sesimi çıkaramam zaten çünkü söylediğim şeyi yemiş olur. Ya bir kere kötüsün ya da tam kötüsün ya da iyisin demek bir yorumda bulunmaktır, tamam mı? Sen de bana diyebilirsin bazı konularda kötüsün. Ben derim ki tamam, hani herhalde şey, hani imkanım olursa bir şekilde bir yerde oynarım. Ama ben, bana gelen bir teklifte ben Ersin abi istersem tamam, eski alırım, istersem tek başıma derim ki teki iki oynarım. Ben o teklifi biraz takım oynayın gibi düşündüm. O konuda haklısın. Tamam. Teklif sana geldi. Sen ama. İstediğin seçer. O konuda özür dilerim. Sen dersin ki abi ben de şu kişilerle oynamak tamam, istiyorum. Tamam, bak o konuda haklısın. Tamam. Özür diliyorum o konuda. Ben çünkü ciddiye alıyorum. Acun abilerle tamam. Oynadığım zaman ciddiye alıyorum. Ciddiye aldığım zaman tamam. Da manipüle edilmekten... Ben o teklifi sana gibi değil, sanki böyle takıma gelmiş gibi düşündüm. Ben tamam, o konuda haklısın. Okey. Özür dilerim. Aynen öyle. Ben, ama şu konuda haklısın. Benim konuşmamın sebebi de şu. Benim sersemin bu aydın topu görmeden kötüsün demedi de ben de sinirleniyorum aslında. Ben kötüsün demedim, top tekniğin yok dedim. Yeteri kadar hani şey kazanacağımızla alakalı. Yani ya ben kötüsün senin, demedik. Kötüsün ben demiyorum, dedim. Top vallahi tekniği. Ben de hatta 50 kere diyorum ki bu futbol değil abi. Bu ayak tenisi olayı çok farklı bir olay diyorum. Limiti bir tık açtı yani. Limiti bir tık açtı. O yüzden açıkçası ben de bundan sonra biraz geri planda kalacağım. Çok fazla böyle ikili muhabbetlere girmek istemiyorum. Kardeşimle de aram bozulsun da istemiyorum. Seviyorum çünkü Sercan'ı çok. Onunla alakalı küçük bir mülakaşa oldu. Hayır, sen benim adıma neden karar veriyorsun abi? Bana söyler misin? Orada Perviz'le beni alırsın değil mi? Değil mi? Yok abi. Herkes özgür, hür irade. Oğlum onun espri olduğunu sana karşı abi espri bağlarım. Değil o. Hayır, espriyle söylemiyorsunuz. Yanlış anlaşılmadan dolayı bir... tartışma yaşandı. O yüzden de bir sıkıntı yok şu anlık. Sadece hani benim partnerim olamaz hani iddialı bir şeye ama zevk yapılacaksa Mert'i o zaman alırım. Sadece onu söyleyeceğim tabii. Böyle bir sıkıntı yaşadık. Şimdi tabii konu futbol olunca Bora sana dönmek istiyorum. Yani Sercan burada
Mert'in ne kadar futbol oynayacağını okuyacak bir kapasitede mi? Ki mesela ben öyle olduğunu düşünüyorum. Senin böyle hissettiğin Mert iyi oynar mı? Oynarsa Ersin kadar oynayabilir mi? Ben program sonuna kadar konuşmayacağım Hakan Etipoğlu. Niye? Demin ki olaydan dolayı yok. Yani. Yok, mikrofonun yapıldı şu an. Her şey yolunda. Dinliyorum. Yani şöyle tabii ki o kanıya varabilir. Yani neticede yıllardır top oynamış, bir de en üst düzeyde oynamış ve Türkiye'deki en iyi kulüplerde oynamış bir futbolcudan bahsediyoruz. Ve gerçekten de şu dediğine katılıyorum. Futbol oynayan biri bir adamın ayakkabıyı bağlayışından, topu böyle çıplak ayak bile olsa sektirişinden anlar az çok. Ve dediği gibi şuna da katılıyorum. Bu futbol oynamak değil. Mert belki halı sahada iyi top oynayabilir. İşte iyi şutlar çekebilir ama burada gerçekten biraz teknik kapasitenin yüksek olması gerekiyor. Biraz top hakimiyetinin yüksek olması gerekiyor. Bunu nerede görebiliyoruz aslında? Kum sahada görebiliyoruz. Yani bir adamın biraz iyi olduğunu ya da kötü olduğunu orada anlayabiliyorsun. Neden? Çünkü orada topu sektirerek pas atman gerekiyor. Havadan gelen bir topa vuruş vurabilmen yapıp lazım. Evet, vurabilmen. Demek ki Sercan bunların gözlemini yapmış ve buna göre de bir şey söylüyor yani. Buna da çok alınganlık yapmamaya. Yani şöyle bir durum mu diyorsun? Sercan'la Ersin evet iyi anlaşıyor ama Acun abi yenmek için eğer oynadıkları futbol oyununda daha iyi bir Mert'i görseydi iletişimin iyi olduğu Ersin'i değil, orada sahada iyi oynayan bir Mert'i seçerdi. Kesinlikle zaten bunu kendisi de dile getiriyor. Yani daha iyi bir oyuncu olsaydı, çünkü burada bir iddia var ve Acun abiye karşı oynuyorum diyor. Hı-hı. Ben yanımda iyi anlaştığım ve bence iyi olan birini istiyorum diyor. Peki, bu seçim hakkını da ona vermişler. İstediği kişiyi seçer. Peki Mert de şurada haklı değil mi? Mesela Ersin 100 üzerinden 60 derecede top oynuyor. Mert de 55'tir yani atıyorum. Bu 5 derece için ben de oynayayım, ben de çıkıp orada... belki kaybettiler ama şey yapayım ya, tabii diyebilir herkes yani. Herkes oynamak ister ama yani şöyle düşün. Atıyorum basket. Mesela hı-hı, baskette iyisin çünkü. Beni yeniyorsun bu tek atışlarda. Atıyorum mesela ben çok iyi oynamıyorum. Benden daha iyi oynayan bir yarışmacı var. Ondan sonra ve Acun abi sana meydan okuyor. Hı-hı. Yani aramız iyi diye ya da birazcık ona yakınım diye. İşte %60 olanı mı seçersin, 55'e 50'yi mi seçersin? İyi olanı seçersin. Aynı mevzu aslında. Evet. Yani. Tam da sen ne diyorsun? Yani şöyle bir durum, şimdi Mert oynamak istemesi çok normal. Yani Acun Bey'le yapılan bir maçta sen de dahil olmak istersin. Ben de oynayayım istersin ama ben burada hani birbirlerini gerçekten yanlış anladıklarını düşünüyorum. Şimdi Sercan'ın durumu içerlemesinin sebebi kendi profesyonel olduğu bir alan. Ve bu durumda da herhangi bir böyle küçük bir yorum bile yapılmasını kaldıramıyor. Hı hı. Hani kimse bana karışmasın, ben işimde iyiyim, kimse bana bir şey söylemesin gibi bir yaklaşımda bulunuyor ama Mert'in orada oynamak istemesi de çok normal karşılıyorum ben. O yüzden yanlış anlaşılmalar olabilir. Tabii ki de Sercan bu konuda hani bir üstad diye bakıyoruz. Hani o bu yorumda bulunabilir, benim yanımda şu oynasın bu oynasın ama ben Ersin'le acaba Mert arasında çok büyük bir fark olur muydu onu bilemedim. İşte ben de onu düşünüyorum ama Ersin fena bir yeteneği yok bence. Yok, kötü değil kesinlikle. Kötü değil. Melisa, Acun abiye bir yüzme yarışı teklif edelim mi? Ha? Yapmaz değil mi? Kesinlikle yapmaz. Ha? Herhalde. O futbol başka bir şey de şaka yapıyorum. Sen ne diyorsun? Bu arada yıllar önce Acun abi Hülya Avşar'la yüzme yarışı yapmış. Yıllar önce yapmış. Evet, aynen. Ama seninle yarışamaz tabii değil mi mesela? Herhalde. Ama böyle bir teklif sunabilir miyiz ama kabul etmez bence. Etmez tabii ki. Etmez. Acun abi biraz daha kazanacağı şeylerde ya da antrenmanlı olduğu şeylerde. Zaten kaybedeceği hiçbir iddiaya gireceğini düşünmüyorum Acun Bey'in. Evet. Sen ne düşünüyorsun? Bir gün yenerler mi sence doğru bir kadroyla ya da biraz daha işe alışırlarsa? Şimdi kadroya baktığımız zaman bana göre Mert hem basketbolda da biraz daha ağır kalıyordu. Hı-hı. Oyununda da gördüm. Eminim ki hani böyle Ersin'e göre daha bir atikliği yok Mert'in. Yani Sercan'ı bir nevi onu seçmelerinin sebeplerinden bir tanesi bu olabilir. Şimdi buradan bir çocuk olsun atın suya, ben işte kurbağacım olur, kelebekçim olur, sırtçım olur, serbestçim olur söylerim. Sercan'ın yüzme için. Sercan'ın da bu o kadar emek verdiğin, ego yapmakta çok haklısın. Çünkü profesyonelsin, işinde en iyisisin. Buna emek veriyorsun, yıllarını veriyorsun. Ben de karşımdaki insanın buna laf söylemesini istemem. Hani bu açıdan bir tartışmalar olmuş olabilir ki şu an Mert ve Sercan'ın aslında tek küçük tartışma sebebi olarak gördüğüm şey bu değil. Liderlik savaşına da girmiş olabilirler. Bundan sonraki süreçte çok tartışacaklarını da düşünüyorum. O da işte profesyonellikle Mert'in söylediği şeyler arasında evet, birazcık. Aslında şöyle bir şey var. Mesela Acun abiyle İrem o kadar iyi oynuyorlar ki bu oyunu. Kimleri yeniyorlar ofiste? Hani az çok bildiğim kadarıyla söylüyorum. Yani Sercan'la Ersin'in 2-0 öne geçmesi aslında çok büyük evet, bir başarı. Son 2-0'dan sonraki oyun 11-9 bitiyor. Yani kazara yenseler... Bilmiyorum yani hani çok değişik. Yani ben dua ettim Allah'ım inşallah yenerler diye ama olmadı yani. Bizim evet, duamız şey olmadı orada.